İyi akşamlar. Beyaz Ana Haber başlıyor. 22 Temmuz Cuma, Caner Karaer ben. Bugün yani deyim yerindeyse özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında hani kıyamet koptu desek yeridir. Neden? İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan mahalle sakinleriyle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı çünkü. Grup kepçenin önüne geçti. Yıkım ekipleriyle mahalleli arasında arbede yaşandı. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açtı. Olaylar sırasında bir kadın da baygınlık geçirdi. Yıkıma karşı çıktılar. Kepçeyi durdurmak için görevlilere saldırdılar. Ortalık savaş alanına döndü. Polis havaya ateş açsa da onları durduramadı. Beykoz Tokatköy mahallesinde belediye kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Ancak mahallelinin rızası yoktu. Su ve doğalgazları bir ay önce kesilen mahalleli mahkemeye başvurdu. Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bizim amacımız şu, belediye diyoruz kardeşim davalar bitsin, buyurun gelin siz yıkın, bizi zaten terk edeceğiz. İddiaya göre buna rağmen yıkım ekibi kepçelerle geldi. Haliyle tansiyon yükseldi. Öfkelenen bu kadın yerden aldığı taşı kepçeyi fırlatmaya kalktı. Zabıtalar son anda engelledi. Sonrasındaysa fenalık geçirdi. Taraflar arasında tartışma hararetlenince mahalleli ekiplerin üzerine yürüdü. Yumruklar havada uçuştu. Polis arbedeyi sonlandırmak için havaya ateş açsa da kalabalığı sakinleştirmek kolay olmadı. Mahalleli güçlükle dağıtıldıktan sonra yıkım başladı. Bunun üzerine onlar da belediyenin önüne gidip eylem yaptı. Biz belediye tarafından çağrılıp bilgilendirme istedik. Sadece önümüze muvaffakatname, aslında feragatname koyup imzalayıp gitmemizi istedi.